beklediğiniz tablet incelemesiyle karşınızdayım dostlar Huawei tarafından MatePad Pro gönderildi yepyeni bir MatePad Pro ile karşınızdayım artık tabletler konusunda çok fazla seçeneğe sahibiz. Şimdi önümdeki bu cihaz hakkında aldığım çok güzel notlar var. Onları sizlerle paylaşacağım. Şu anda yapılmışını görüyorsunuz karşınızda. Şimdi burada bir adet kalem. Sonrasında bir adet tabletin kendisi MatePad Pro var. Ve aynı zamanda çok da güzel akıllı bir klavyemiz var kılıf görevi de görüyor. Tabii ki bu cihazlar şu kutuların içerisinden çıktı. Öncesinde hızlı bir kutu açılışı yapalım. Sonrasında aldığım notlarla buradayım. Bu arada videoyu beğenin ve videonun sonunda tüm bu anlattıklarımdan sonra lütfen yorumunuzu aşağıda yazmayı unutmayın. Hadi kutuları açalım. Donanım konusunda gerçekten önemli notlar paylaşacağım ama bana soracak olursanız aslında en önce anlatmamız gereken konu işletim sistemi. Çünkü Huawei gerçekten bir inanılmazı başardı ve iOS, Android'in karşısına kendi işletim sistemiyle çıktı. HarmonyOS güncellenmeye, geliştirilmeye devam ediyor. Şu anda görmüş olduğunuz buradaki tablette de HarmonyOS işletim sistemi var. Daha önceden EMUI diye bir işletim sistemini tanıtıyorduk. Şimdi gerçekten donanımıyla beraber çok verimli çalışan bir işletim sistemi karşımızda. Donanım özelliklerine geçmeden önce herkesin aklındaki soru işaretini anlatmak lazım. Her uygulamayı ben bu cihazda kullanabilir miyim? Tabii ki bu sorunun cevabını detaylı anlatmakta fayda var. Çünkü Android uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. Şu anda ekranda da görmüş olduğunuz gibi herhangi bir Android uygulamasını ne yapıyoruz? Marketten indirip kullanabiliyoruz. Bunun farklı farklı yöntemleri var. Bununla beraber birçok uygulamayı da marketten indirmek yerine doğrudan web sitesine gidip Oradan indirip yine bu dosyaları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine de kullanamadığınız bazı uygulamalar var mı? Evet, var ama mutlaka bunların bir muadili oluyor. O nedenle işlerinizi gönül rahatlığıyla bu tablet üzerinden devam ettirebilirsiniz. Hem iş, hem eğitim, hem eğlence hem de sosyal hayat ihtiyacınız olan bütün uygulamalar alternatifleriyle beraber bu işletim sisteminde mevcut. İşletim sisteminin en önemli yeteneklerinden bir tanesi de Petal Search. Petal Search gerçekten muazzam bir arama platformu. İhtiyacınız olan uygulamaları, bilgiyi yani merak ettiğiniz her şeyi bu ara birimden sağlayabilirsiniz. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi kullanması çok keyifli ve kullanıcısına çok büyük zaman kazandıran bir platform diyebiliriz. Ara birime biraz daha yakından bakacak olursak özelleştirilebilir bir ara birim karşınızda. Aynı zamanda sizi tanıyan bir ara birim. Yani son kullandığınız ya da en sık kullandığınız uygulamalara çok hızlı bir şekilde alttaki bardan ulaşabiliyorsunuz veya son kullandığınız uygulamalar ya da uygulamalar arasında geçişler Ana ekrandaki bu araç çubukları bunlar da özelleştirilebiliyor. Ne yapıyor ve koca ekranda size zaman kazandıran tek bir bakışta birçok bilgiyi almanızı sağlayan güzel bir ara birim tasarladıklarını söylemiş olalım. Bununla beraber biraz daha çevresine bakalım. Şimdi bir kalem var. Bu kalem çok yetenekli. Buna birazdan geleceğim. Klavyeden biraz bahsetmek istiyorum. Bu bir akıllı klavye. Aynı zamanda manyetik. Bakın şöyle. Ne yapıyorsunuz? Yaklaştırıyorsunuz. Kamera yerine getirdiğinizde şu anda yapıştı. Yani manyetikten kastım buydu. Sonrasında iki farklı açı var. Bence bu da çok güzel bir özellik. Yani dik mi görmek istiyorsunuz yoksa biraz daha yatay mı? İki farklı seçenek sunması çok iyi. Gelelim bu tarafa. Şu anda bize gelen ürün Huawei Türkiye tarafından gelen bir test ürünü. Şu anda Türkçe tuş takımını göremiyorum sevgili dostlar. Ama tuş yükseklikleri çok iyi. 1.3 milimetrelik bir yükseklik var. Bu yükseklik sizi çok motive edecek bir şekilde yazı yazmanızı sağlıyor. Gürültü çıkartmayan bir tasarıma sahip olduğunu söylemiş olalım. Bu arada bir Huawei akıllı telefonunuzla işte bir çoklu ekran deneyimi yaşamak istiyorsanız bu klavyede bir NFC alanı var. Buraya dokundurduğunuz zaman ne oluyor? iki tane cihaz, iki Huawei cihazı birbiriyle haberleşmiş oluyor. Gerçekten çok beğendiğimiz bir klavye, manyetik klavye. Aynı zamanda videonun başında söyledim. Sizin tabletinizde koruyan bir kılıf, çok sağlam bir kılıf. Yani herhangi bir düşmeye karşı şu anda canlı bir test yapmış olduk. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar buradaki kameralar var. Birazdan bahsedeceğim. Bu kameraları da koruyor. Çünkü kameralar bu kılıfın biraz daha altında kalıyor. Şöyle koyduğunuz zaman aklınıza soru gelebilir. Acaba kameram çizilir mi? Hayır arkadaşlar çizilmiyor. Şimdi ben bu klavyeden bahsettikten sonra neyden bahsedeceğim? Tabii ki Huawei M Pencil'dan bahsedeceğim. Şöyle bir yerleştireceğim. Hop yapıştı. Hatta şöyle biraz sallayalım. Ters çevirelim. Düşmüyor. Neden? Az önce bahsettiğim klavyedeki manyetik mekanizma yine bu kalemde de mevcut. Kalem buraya yapışıyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü kalemi olan cihazlarda en büyük sorun bu arkadaşın kaybolması. İşte bunun kaybolmasını engelleyen mekanizma nedir? Bir yere sokuyorsunuz onu. Şimdi bu zaten çok ince bir tablet. Gerçekten çok ince bir tablet. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi ağırlığı az, kalın yani kalınlık demeyelim, incelik diyelim. İnceliği gerçekten çok iyi. O nedenle bu kalemi bir yere sokmak bu tabletin kalınlığını artıracağı için sıkıntı olabilir. Şöyle bir çözüm geliştirmişler. Şuraya hemen böyle yapıştırabiliyorsunuz. Manyetik bir şekilde yapışıyor. Ama aynı zamanda şarj oluyor. Bluetooth üzerinden çalışan bir kalem var. Bu kalem hızlı şarj oluyor. Ne kadar hızlı şarj oluyor? Mesela buraya koydum. 30 saniye bekleyeceğim. Yani 30 saniye dediğin çok hızlı geçiyor. 30 saniye bekledik ya. Ben bu kalemi artık 10 dakika kullanabiliyorum arkadaşlar. Ya yok ben hayatımı yazacağım, roman yazacağım diyenler için de yaklaşık böyle 1 saat gibi bir şarj ederseniz bu kalemi 10 saat kesintisiz kullanabiliyorsunuz. Ya ben bu saatlerden bahsettim. Şarjı en son söyleyecektim. En başta söyleyeyim. Çünkü bu arkadaşın içerisinde çok güçlü bir batarya var. 10.050 miliamperlik bir bataryadan bahsediyorum arkadaşlar. E, güzel de bir haber vereceğim. Nedir o? Hemen şuraya saklamıştım çıkartayım. Kutunun içerisinden videoda izlemiştiniz bir şarj aleti çıkıyor. Ama ne şarj aleti çıkıyor. Yani bu süper şarj destekleyen bir e, adaptörümüz. Satın almanıza gerek yok. Bu zaten kutudan çıkıyor. Şimdi hızlı şarj oluyor. Ne kadar? Şimdi 10000 miliamper. Gerçekten çok ciddi bir pil kapasitesi. Ama böyle bir hızlı adaptörle beraber yaklaşık 2 saatte sıfırdan yüze şarj edebiliyorsunuz. Diyebilirsiniz ki ya 2 saat hani Hakkı abi biraz fazla değil mi? Değil çünkü pilin kapasitesi 10.000 miliamper arkadaşlar 10.050 miliamper. O nedenle bu hızlı şarj konusunda gerçekten muazzam bir sonuç elde ediyorsunuz. Tamam diyelim ki ben bunu işte tamamını şarj ettim ne olacak ne kadar süre kullanabileceğim? Cevabı veriyorum Diyelim ki full HD bir video izleyeceğiz tamam açtık biz bu videoyu kesintisiz 13 buçuk saat yaklaşık 14 saat izleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten muazzam onu söyleyeyim daha muazzamı da şu şimdi bunun arkasında bir ters şarj özelliği var ne anlama geliyor bu ters şarj özelliği? Diyelim ki bir arkadaşınızın telefonunun bataryası bitti. Kablosuz şarj olabilir ya da ne diyeyim işte bir kulaklığı bitti diyelim. Kablosuz şarj olabilen herhangi bir cihazı buraya getiriyorsunuz arkadaşlar. 10 watt gücünde. Bak 10 wattı küçümsemeyin. Ben gerçekten çok ciddi buluyorum. Bu 10 watt bence yüksek bir şarj gücü anlamına geliyor. 10 watt kablosuz bir şekilde karşı taraftaki cihazı şarj edebiliyorsunuz. Yani bence taşınabilir bir power bank de var elinizde. Yani bu power bank'i kablolu, kablosuz kullanabilirsiniz. Pil konusunu hazır böyle saatlerden vesaire bahsetmişken sizlerle paylaşayım dedim arkadaşlar. Şimdi gelelim işlemciye. Neden? Çok güzel ekranı olan bir tabletimiz var. Önce ekrandan bahsedeyim o zaman. 2K çözünürlüğünde bir ekranımız var. O kadar güzel bir ekran ki çerçeveler neredeyse yok denecek kadar az. Ekran kasa oranı %90. Yani bu değer gerçekten muazzam bu değeri yakalayabilmek için tam anlamıyla mühendislik harikası bir ürün karşımıza gelmesi lazım. %90 gibi bir orana ulaşmayı başarmış durumda. Bir de önde kameramız var. Ekran konusunda söyleyecek çok şey var. 12.6 inçlik sinematik full view ekran şu ana kadar ki en büyük MatePad ekran arkadaşlar. Daha önce de izlemiştik. Onlar bu ekrana göre biraz daha küçük kalıyor ve sıkı durun 500 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor çözünürlük 2K dedik bunu piksel olarak söyleyecek olursak 2560'a 1600 piksel çözünürlüğü var inç başına düşen piksel yoğunluğu da 240 bu arada ekranın OLED olduğunu da söylemiş olalım DCI-P3 geniş renk gamutunu destekliyor kontrastı gerçekten çok yüksek bu arada göz sağlığımıza faydası olan düşük mavi ışık konusunda da oldukça başarılı. Bu arada başarılar sertifikalandırılmış durumda. Alman bir kurum var TÜ. Şimdi bu kurumdan sertifikaları alan ilk tablet olma ünvanında böyle Huawei tarafı web sitesinde söylemiş. O nedenle bu sertifikalardan da bahsetmemizde fayda var sevgili dostlar. Şimdi geçiyorum işlemciye. Çok güzel bir ekranımız var. Büyük bir ekranımız var. Oldukça yetenekli bir tabletten bahsediyoruz. Ara birim işletim sistemi oldukça muazzam. Peki işlemci bize yetişebilecek mi? Önce işlemcinin ne olduğundan bahsedeyim. Kirin 9000E işlemci var. Bu işlemci hem grafik ünitesi hem de diğer üniteler olmak üzere yapay zekasıyla vesaire oldukça güçlü bir işlemci. Şimdi bu işlemciyle beraber zaten günlük işlerinizi bahsettiğim işte sosyal uygulamalar, eğitim, ofis vesaire hani eğlence amaçlı uygun. Bunlar çerez. Bunlar hiç problem değil. Ama böyle işlemciyi biraz daha yoracak olan ne olabilir mesela? Video düzenleme. Ne olabilir mesela? Oyun oynamak, böyle güçlü oyunları oynamak. Bu konuda da oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. İşlemciyi destekleyen bir diğer performans kriteri de tabii ki RAM ve dahili depolama alanı. Burada 8 GB'lık bir RAM kapasitemiz var. Videonun başında söyledim hani HarmonyOS işletim sisteminin aslında en önemli özelliklerinden bir tanesi donanımla çok uyumlu çalışıyor olması. O nedenle donanımla çalışan, uyumlu çalışan bir işletim sistemine 8 GB RAM'i de teslim ettiğimiz zaman ortaya gerçekten muazzam işler çıkıyor. Mesela işte bir sürü pencere açabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle pencereler arasında dolaşın. Dur ben bunda çalışacağım. Sen in aşağı. Hayır aynı pencerede birden fazla uygulamayla çalışacağım. Veya birazdan anlatacağım bunun detaylarını. Aynı uygulamayı iki kere açacağım. Mesela böyle özellikleri de var. Hani bunları yapabilmesi için RAM kapasitesinin yüksek olması gerekiyor. Ama yüksek RAM kapasitesi bazen yetmiyor. Android tabletlerde gördüğümüz bazı sıkıntılar vardı biliyorsunuz. Burada işletim sisteminin optimize edilmiş olması muazzam bir başarı ortaya koyuyor. Bununla beraber 256 GB da dahili depolama alanı var sevgili dostlar. Dilerseniz burada Type-C üzerinden harici bir cihaza bağlantı gerçekleştirerek dosya transferlerinizi yapabilirsiniz. Ama 256 GB'ı ben çok kısa sürede dolduracağınızı pek düşünmüyorum. Kameralara geçmeden önce ses sistemi konusunda biraz bilgi vermek istiyorum. 8 hoparlörlü bir ses sisteminden bahsediyoruz. Şimdi buradaki 8 tane hoparlörün 4 tanesi subwoofer, 4 tanesi de tweeter olarak bize imkan sağlıyor. Şimdi buradaki farklı farklı hoparlörler nasıl bir ortam oluşturuyor onu söyleyeyim. Yani bir opera ortamı. Yani nedir bu opera ortamı? Şimdi siz burada sahnenin ortasındasınız. Etrafınızda farklı müzik aletleri var. Bu müzik aletleri sizin kulağınıza buradan geliyor, buradan geliyor. İşte tam bu atmosferi oluşturabilmesi ya da bir film izliyorsunuz, araba buradan geldi, hop buraya geçti. İşte bu teknolojileri destekleyebilmesi için farklı sayıda hoparlörlerin olması kesinlikle bir avantaj. Şimdi hoparlör ses çıkışı konusunda hani gayet iyi teknolojilere sahip. Onu söylemiş olalım. Bunun dışında işte dedim ya bunu iş için kullanabilirsiniz. Yani iş için bir online toplantı yapıyorsunuz. Etrafınızda birazcık gürültü var diyelim. Çoklu mikrofon aynı zamanda yapay zekayla bütünleşerek gürültü kaynaklarını minimize ediyor ve sizin sesinizi gayet net ve gür bir şekilde karşı tarafa ulaştırıyor. Tamam o zaman artık kameralara geçelim. Çünkü Huawei cihazların kameraları gerçekten muazzam arkadaşlar. Telefonları biliyorsunuz DxOMark'ta böyle fırtınalar estiriyor. Şimdi bu taraftaki tabletin arkasında böyle 4-5 tane kamera varmış gibi görünüyor ama hepsini anlatacağım. Ana kamerayı söyleyeyim önce. Ana kamera 13 megapiksel çözünürlüğe sahip. F1.8 diyafram açıklığıyla düşük ışıkta da bence iyi sonuçlar çıkartan bir kamera. Genelde ben tablet kameralarını pek kullanmıyorum ama yani bu genelde de kullanmayacaksınız anlamına gelmiyor. Neden? Özellikle öğrenci arkadaşlar artırılmış gerçeklik destekli uygulamalarla beraber bu kameralardan fayda Eğitime gerçekten müthiş katkısı var Alara ve Emir'den biliyorum. Şimdi burada arkadaki kamera hem düşük ışıkta oldukça iyi sonuç çıkartıyor hem de altta bir başka sensör var kamera gibi görünüyor. Bu üç boyutlu bir algılayıcı yani 3D sensörden bahsediyoruz. Artırılmış gerçekliğe en önemli katkı yapan sensörlerden bir tanesi. Bir tane de kızılötesi algılayıcı var. İşte hepsi beraber çalıştığında gerçekten bu artırılmış gerçeklik konusunda iyi işler çıkartıyor. Bir tane de geniş açılı kameramız var. O kameranın çözünürlüğü 8 megapiksel. Şimdi arka tarafta aslında toplamda iki kamera bir de yardımcı sensörler var diyebiliriz sevgili dostlar. Bu arada derinlik algılayan bu diğer sensör portre çekimlerde de işimize çok yarıyor. Onu da eklemiş olalım. Şimdi ön tarafta da bir kameramız var. Bu kameranın yeri gayet güzel. Bazen Huawei dizüstü bilgisayarlar geldiğinde eleştiriyoruz. Ne diye? Klavyenin orada bu arada çok güzel fikir. Önce onu söyleyeyim. Saklanmış bir kamera vardı. Yani fiziksel olarak siz kamerayı kapatıyorsunuz. Allah korusun bir casus yazdım falan ele geçirdin hani böyle özel bilgiler almasın vesaire diye. Çok güzel düşünülmüş ama çok alttaydı. O nedenle ben Huawei MatePad Pro'daki bu üst taraftaki kamerayı en azından dizüstü bilgisayarlara göre çok daha ergonomik bir konumda olarak değerlendiriyorum sevgili dostlar. Geçelim teknik özelliklerine. Yine 8 megapiksel'lik bir kamera var. Bu kamera bizim için kıymetli. Neden? Çünkü belki arka kameradan daha çok ön kamerayı kullanacağız. Kimler? Tabii ki bu tableti eğitim ya da iş için kullanan kişiler. Çünkü bu video uygulamalarında ön kameradan beklentimiz yani biz böyle belki düşük ışıklı bir ortamdayız. Daha iyi çıkalım, daha net çıkalım. O nedenle oldukça beğendiğimiz bir kamera diyebilirim. Geçelim bağlantılara. Yeni nesil bağlantı teknolojileri destekleniyor. Mesela bunlar arasında benim en çok dikkat ettiğim teknolojilerden bir tanesi Wi-Fi 6. Artık evlerimizde ya da iş yerindeki Wi-Fi 6 modemlerin, routerların sayısı artmaya başladı. Yani bu ne anlama geliyor? Eğer bulunduğunuz ortamda Wi-Fi 6 platformuyla çok hızlı internet dağıtılıyorsa siz bu tablet üzerinden bu Wi-Fi 6 bağlantısına erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Çok daha hızlı interneti burada doyasıya kullanabiliyorsunuz. Veya bu Wi-Fi 6 platformunda diğer cihazlarla Wi-Fi içerisinde yani aynı ağ içerisinde Dosya transferi yaparken yine oldukça hızlı bir dosya transferi yapmanızı sağlıyor. Şimdi bunları biraz anlatayım. Neden? Çünkü Huawei artık bir ekosistem. Ne anlama geliyor bu ekosistem? Birden fazla cihazda çalışan bir tablet var önümde. Bir örnek verecek olursak, bir dizüstü bilgisayarınız var. Siz buradaki ekranı ikinci ekran olarak kullanabiliyorsunuz ama üç farklı fonksiyonu olan bir ikinci ekran. Nedir bu fonksiyonlar? Bunlardan bir tanesi aynı olarak kullanabilirsiniz. Yani dizüstü bilgisayarda gördüğünüz ekranın aynısını buraya yansıtabilirsiniz. Bakın arada herhangi bir kablo yok. Sadece aynı ortamda bulunmanız yeterli. İşte bunu bir şov yapıyorsunuz, bir demo yapıyorsunuz. Alın siz buradan izleyin ben de bunu buradan kullanacağım diyerek muhteşem bir demo yapabilirsiniz. Onun dışında diyelim ki dizüstü bilgisayarda bir dosyada çalışıyorsunuz. Hop görseli bunun üzerine alıp e, üzerinde işlem yapabilirsiniz. İşlem yaptıktan sonra da tekrar dizüstü bilgisayara gönderebilirsiniz. Ekosistem konusunda özetleyecek olsak işte ayna olsun, genişleme olsun, işbirliği modunda hakikaten güzel işler çıkartıyor sevgili dostlar. Şimdi hep böyle çizim dedim, kalem dedim. Peki bu kalem hakikaten çok verimliliğinizi artırıyor. Hani olay illa herkes böyle ressam olmak zorunda değil. Çizim yapmak zorunda değil ama şöyle de bir durum var bir tabloda yani bir hesap tablosunda dokunuyorsunuz veya bir web sitesini böyle kaydırıyorsunuz, ekran görüntüsü alıyorsunuz, çiziyorsunuz, onu paylaşıyorsunuz. Ben bu kalemleri çok seviyorum. Şimdi kalem konusunda bazı bilgiler vereceğim. Kalem iyileştirildi. Şimdi öncelikle tasarımdaki iyileştirmelerden bahsedeyim. İkinci nesil bir Huawei M Pencil'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Artık altıgen bir yapı var. Bu altıgen yapı gerçekten bir kalemi tutuyormuş gibi size yardımcı oluyor. Bununla beraber kristal bir uç var. Sanki tükenmez bir kalemi böyle yazıyormuşsunuz gibi gerçekten hiç farklı değil. Oldukça güzel bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hassasiyeti inanılmaz artılmış durumda. 4096 basınç hassasiyetine sahip. Şimdi bu ne anlama geliyor? Yani kalemi böyle kullanıyorsunuz. Ben yine kağıda böyle döndüm. Bu tarafa döneyim. Şimdi ekranda kullanırken çizginin kalınlığını böyle çok bastırırsan kalın olur. İşte hafif bastırırsan ince olur veya bir gölge atar böyle bir tutuş şeklinize göre İşte bu hassasiyeti barındıran bir kalem var elimde. Bununla beraber bir de gizli tuş var. Gizli tuş nedir? Aslında kalemin üzerinde böyle çift tıkladığınız zaman e, devreye giren bir fonksiyon. Şimdi üç farklı iş yaptırabilirsiniz. Böyle silgi olabilir veya diğer palete dönüşebilir vesaire. Bunları zaten uygulama içerisinden yapabiliyorsunuz. Böyle de bir gizli butonumuz var. Elimdeki kalem böyle şey gibi olduk. Ya. <laughs> ne o, vapurda var ya, bu görmüş olduğunuz kalem. Fenerbahçeli Cemil. <laughs> Neyse, anlatmış oldum, devam edeyim. Arkadaşlar, bu e, elimdeki kalem aynı anda 4 tane cihaza bağlanabiliyor. Cihazlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey bununla beraber gecikme süresini merak edebilirsiniz. Yani ben ekrana bir çizgi çektim. Zaten kalemlerde sorgulamanız gereken en önemli performans kriterlerinden bir tanesi bu. İşte ne kadar geç yazıyor. Yani mümkün olan en düşük gecikmeye ulaşmamız lazım. Bu kaleminde 9 milisaniyelik bir gecikme süresi var arkadaşlar. Bununla beraber hangi inceliğe kadar düşebilirim? Yani böyle bir incecik saç teli gibi görünsün diyenler için de 0.1 milimetreye kadar da ince çizgiler oluşturabiliyorsunuz. Tabii şunu merak edebilirsiniz. Tamam eyvallah ben bu kalemi aldım. Ondan sonra kalemle beraber hani nasıl olacak? Hangi uygulamalar kullanacağım? O konu hakkında da bilgi vereyim. Şöyle ki ZenBrush, işte Ibis Paint X gibi çok sayıda uygulama var. Bu uygulamalardan hangisi sizin işinizi görüyorsa kalemle gayet uyumlu çalışıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zaten bu uygulamaları da Huawei App Gallery üzerinden indirebiliyorsunuz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. App Multiplier yani uygulama çoklayıcı. Bu özelliği de bir anlatmış olayım. Genelde bu e-ticaret uygulamalarında oluyor. Yani bir Trendyol bir Hepsi burada ya da diğer uygulamalar. Ne yapıyorsunuz? Bu e-ticaret uygulamasının aynısını bir sola koyuyorsunuz bir de sağa. Niye? Bir yandan bakarken hani fiyatına bakıyorsun, diğerinde işte sepete ekleyin vesaire. Böyle uygulamalar yaparken kesinlikle çok faydalı olduğunu söyleyeyim. Bu arada kalemi koyarken az önce kalemin fonksiyonlarından bahsettim. Sadece bir şey daha ekleyeceğim. Şimdi diyelim ki ben bu tableti aldım. Böyle tablette hani e, elimi bastırarak yazı yazıyorum ya. Herkesin aklına ne soru geliyor? Ya bir yandan kalem yazacak, bir yandan elim çizecek vesaire. E, böyle bir durum yok arkadaşlar. Ekran ve tablet bunu anlıyor. Bu bileğinizin geldiği yer asla hassasiyet göstermiyor. Sadece kalemin ucu devreye giriyor. O nedenle hiç korkmadan, çekinmeden çizim yapabilirsiniz. Yani ben çizim konusunda kendimi çok geliştiremedim ama inşallah siz benden daha iyi çizimler yaparsınız. Uygulama ara biriminde yapılan önemli iyileştirmelerden bir tanesi de şu, bazı üçüncü parti uygulamalar var. Yani bu işte dikey modda çalışıyor. Şimdi ama siz burada yatay kullanıyorsunuz. E, bu ekranı istediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu uygulamaların nasıl görüntüleneceği konusunda kontrol sizde. Bence bu da çok muazzam bir özellik. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Artık tabletimizi alıp e, kullanmaya devam edeceğiz. Sizin yorumlarınız çok kıymetli. Aşağıda tablet hakkındaki yorumlarınızı yazın. Hatta ben buraya notunu da aldım. Ben bu videoyu çekerken yaklaşık 9.000 TL'lik yani 8.999 TL'lik bir tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı vardı. Bu fiyatın nasıl buldunuz? Hatta güvenli bir şekilde satın almanız için de gerekli olan linki videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Lütfen yazın bu fiyata karşılık bu teknolojiler sizi mutlu etti mi? E, beğendiğiniz özellikler, soru işareti olan özellikler neler? Bunları bana bir yazın, aşağıda birazcık sohbet edelim. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Yeni videolardan haberdar olmak için de bir bakın, kontrol edin. Abone misiniz, değil misiniz? Zile tıkladınız mı bildirimler açık mı? Yeni videoda görüşürüz. Hoşçakalın.